George lavaboda bir örümcek buldu. George örümcekle arkadaş olmak istiyor. George örümceği sevdi. Örümcek de George'u sevdi. Peppa çay partisi oyununu seviyor. Çikolatalı bisküviler nerede baba? Dün bir sürü vardı. Oo, affedersin anne, hepsini yemiş olmalıyım. Yaramaz baba. George örümceği yatağa koyuyor. İyi geceler. George, ne yapıyorsun sen? Çay partisine yardım etmen gerekiyor. İmdat! İmdat! Baba, odamda bir örümcek var. Merak etme Peppa. Lütfen baba, al onu oradan. Paniğe gerek yok. Merhaba George, örümceği gördün mü? Çok korkunç baba. Lütfen al onu oradan. Korkmana gerek yok Peppa. Örümcekler çok küçüktür ve bir zarar vermezler. Ama merak etme, baban onu oradan çıkaracak. Oo, çok büyükmüş değil mi? Ben anne domuzu çağırayım. Anne domuz! Merhaba Baysız Kapacak. Peppa biraz daha cesur hissediyor. Bebek evimi çok sevdi. Merhaba çocuklar. Küçük bir örümcek bulduğunuzu duydum. Onu odanızdan alayım da siz oynayın. Anne, onun adı Baysız Kapacak. Aa! Burası piknik için iyi bir yere benziyor. Hay yaşasın! Ah, kırda olmak harika bir şey. Biraz koşup egzersiz yapmalıyız. Oh, ben bir şeyler yiyip kestirmek istiyorum. Koşup kendimi yormak istemiyorum. Belki de babam biraz koşmalı. Göbeği biraz fazla büyük. Benim göbeğim büyük değil. Ama siz yapmasanız da ben biraz sonra egzersiz yapacağım. Hadi yiyelim. İyi fikir anne domuz. Karnım çok acıktı. Nefis olmuş. Ah, çok uykum geldi. Biraz koşmak istediğini sanıyordum baba domuz. Daha sonra. Bakın, küçük bir ördek göleti. Anne, ördekleri besleyebilir miyiz? Evet, ekmeğin kalanıyla besleyebilirsiniz. Peppa ve George ördekleri beslemeye bayılıyorlar. Anne, bence biraz daha istiyorlar. Başka ekmek kalmadı. Eminim yeterince yemişlerdir. Üzgünüm bayan ördek. Başka ekmeğimiz kalmadı. Ördekler daha çok yemek istiyor. Güya baba domuz egzersiz yapacaktı. Ne? Yine mi siz? Peppa size başka ekmek kalmadı dedi ya. George, akordeon çalmak en az benim trompetim kadar zordur. Peki George. Belki de George akordeon çalmak için biraz küçüktür. Baba, kutuda başka hangi enstrümanlar var? Sadece bu boru var. Deneyebilir miyim? Çok güçlü üflemen gerek. Bu ses pek düzgün çıkmadı. Bu imkansız bir şey. Ah, sanırım eskiden bunu çalıyordum ben. Bu ses hiç düzgün çıkmadı. Belki benim gibi büyük ve güçlü birinin çalması gerekir. Bu ses de pek düzgün çıkmadı. Peppa haklıymış.
Bunu çalmak imkansız. Boşver baba domuz. Sen akordiyonunu çal. Onu çok güzel çalıyorsun. Bence de gerçekten güzel çalıyorum diyebilirim doğrusu. Ben de kemanımı çalayım. Ben de trompetimi çalayım. Anne domuz kemanını çalıyor. Baba domuz akordiyon çalıyor. Peppa trompet çalıyor. Peki George hangi enstrümanı çalacak? George boru çalıyor. Annem boruyu çalamadı ve babam da çalamadı. Hatta ben bile çalamadım. Ama George çalabiliyor. Büyük baba, kelebekler neden çiçekleri seviyor? Yemeklerini çiçeklerde buluyorlar da ondan. Nasıl? Ama çok uzun dilleri var onların. Benimkinden daha mı uzun? Oh, evet. Kelebeklerin dili seninkinden bile uzundur. Onu su içmek için kullanırlar. Vay canına. Peppa, kelebek seni çiçek sandı. Ben çiçek değilim. Ben domuz Peppa'yım. Öyle güzel ki. Ben de kelebek olmak istiyorum. Peppa kelebek taklidi yapıyor. Ben küçük bir kelebeğim. George da oynamak istiyor. George, kelebek benim. Senin başka bir şey olman lazım. Buldum. Sen de kıvrak tırtıl olabilirsin. Bak, ben bir kelebeğim. Olamaz. George tırtıl olmak istemiyor. Kelebek olmak istiyor. George, ben küçük bir domuzken kıvrak tırtılcılık oynamayı çok severdim. Kıvrak tırtıl olmak çok kolay. Bak sana göstereyim. Önce bu şekilde yere yatman gerekiyor. Sonra da kıvrılıp duruyorsun işte. Ben bir tırtılım. George ve Büyük Baba Domuz tırtılcılık oynarken çok eğleniyorlar. Aslında bence 3 mum yeterli olur. Anne domuzun doğum günü pastası hazır. Yaşasın! Şimdi oturma odasını süslememiz gerekiyor. Merhaba anneciğim. Ah, geldiniz demek. Biraz sıkılmaya başlamıştım. Anne, bahçede yürüyüşe çıkmak ister misin? Başka seçeneğin var mı? Yok. Güle güle anne. Güzel yürüyüşler. Geri dönebileceğin zaman sana sesleniriz. Ah, doğum günlerinin ne kadar zahmetli olduğunu unutmuşum. Baba domuz, Peppa ve George oturma odasını süslüyorlar. Bu çok eğlenceli. Büyük anne ve büyük baba domuz, anne domuzun doğum günü için geldi. Mutlu yıllar anne domuz. İçeri girmiyor musun? Henüz giremem. Baba domuz Peppa ve George doğum günüm için gizli şeyler yapıyorlar. Ne hoş. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne, artık içeri gelmek ister misin? Çok isterim. Gözlerini kapat. Gözlerini sakın açma anne. Bir, iki, üç, aç gözlerini. Mutlu yıllar anne domuz. Ne harika bir sürpriz. Şimdi mumları üfle ve bir dilek tut. Anne anne, hediyeni aç. Ne olduğunu tahmin edebilir misin? Hiçbir fikrim yok. Oho, aç da gör bakalım. Ah, çok güzel bir elbise bu.
Büyük baba köpeğin bir tamirhanesi var. Araba tamirinden iyi anlıyor. Oh, olamaz baba domuz. Araban hiç iyi görünmüyor. Tamir edebilir misin lütfen büyük baba köpek? Evet, ama bütün gün sürer. Ama arabayla dolaşmak istiyorduk. Merak etmeyin, ben sizinkini tamir ederken yeni bir araba ödünç alabilirsiniz. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Üstünü açmamı ister misiniz? Evet, lütfen. Evet, şu kırmızı düğmeye basmam yeterli. Ne zeki bir araba. Hay zoruna. Geri döndüğünüzde arabanızı tamir etmiş olurum. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşürüz. Güle güle. Peppa ve ailesi yeni mavi arabayı beğendi. Bu yeni arabada ne kadar çok düğme var. Yeşil düğme ne işe yarıyor babacığım? Bir bakalım. Sihirli pencereler. Baba, sihirli pencereleri aç hadi. Mavi düğme ne işe yarıyor peki? Bilmiyorum. Hadi bir bakalım. Bu yeni arabaya bayıldım. Bizim olabilir mi? Hayır, olamaz Peppa. Onu bir günlüğüne aldık canım. Hayır, galiba yağmur yağacak. Evet, üstü kapatıyorum. George ikinci ipucunu buldu. Ok şeklinde sopalar. Bak, bu tarafa gösteriyorlar. Peppa ve George okları takip ediyorlar. Bak George, bir anahtar. Peppa sonraki ipucunu buldu. Bir anahtar. Aferin sana Peppa. Şimdi bunun açtığı hazine sandığını bulman gerekiyor canım. Ama başka ipucu yok. Belki haritaya tekrar bakman gerek. Bak Peppa, haritada iki elma ağacı var. İşte elma ağacı. Ve diğer elma ağacı. Yani hazine işte burada olmalı. Hadi bir bakalım. Hay aksi. Hiçbir yerde göremiyorum. Bir dakika, burada bir şey var. Vay canına, hazine. Yaşasın. Bulduk işte. Bunu açacak anahtar bende. Vay canına, inanamıyorum. Altın paralar. Burada bir servet olmalı. Ondan daha da iyi. Bunlar altın para değil. Çikolata para bunlar. Ve herkes için bir çikolata para var. Yaşasın! Peppa ve George çikolata paraya bayılıyor. Herkes çikolata paraya bayılıyor. Büyük anne, büyük baba. Bu en harika hazine avıydı. Ne tuhaf sesler. Yukarıya bakmamız gerekir mi acaba? Peppa, George, uyanık mısınız? Vay canına. Hemen uyumuşlar. Yani o sesler Peppa ve George'tan gelmiyor muymuş? Ben bir şey duymuyorum. Sanırım gerçekten uyumuşlar. Hadi televizyon seyredelim. Bahçıvanlık. Bugün güllerden bahsedeceğiz. Oo, bahçıvanlık programlarına bayılıyorum. Kifsgate çok dikenli bir güldür. Budamak için üstten başlayıp köklere doğru ilerleyin.
Büyük anne domuz. Peppa, George, yatakta uyuyor olmalıydınız. George'la benim hiç uykumuz yok ki. Sizinle televizyon izleyebilir miyiz? Sanırım biraz televizyon izlerseniz uykunuz gelebilir. İzlanda gülü bahçıvanlar için çok nadir bir çiçektir. Ama ılıman iklimlerde yetişirler. Bu program çok sıkıcı. Evet, demir pilye ile başlıyoruz. Demir pilye. Evet, şimdi biraz sıçrayın. Petit jeté. Zarifçe ve güzelce. Petit jeté. Zarifçe ve güzelce. Petit jeté. Zarifçe ve güzelce. Bale dersi çok eğlenceli. Kollarınızı kaldırın. Güzel kuğular olduğunuzu hayal edin, olur mu? Sizce kuğular nasıl ses çıkartır? Ne? Oho. Zarifçe ve güzelce. Peppa dans etmeye bayılıyor. Herkes dans etmeye bayılıyor. Anne, anne. Kuğular gibi dans ettik. Peppa çok iyiydi. Zarifçe ve güzelce dans etmem gerekti. Çok güzel. Sana nasıl yaptığımı göstereyim mi? Önce eve gidelim. Baba domuz George ve bana gösterirsin. Tamam mı tatlım? Hoşça kalın. Baba domuz arabayı yıkamak için sabunlu su hazırladı. Baba domuz arabanın üstünü yıkıyor. Anne domuz kaputu yıkıyor. Peppa kapıları yıkıyor. George camı yıkamak istiyor. Ama çok küçük. Ah zavallı George. Dur sana yardım edeyim. Olamaz. George süngerini çamurlu suya düşürdü. George! Arabayı yine çamurluyorsun ama. Ben çamurları yıkarım. Peppa, çamurlu suyu... kullanma sakın. Hay aksi. Peppa arabanın her yanına çamurlu su döktü. Boş ver. Hortum kullanıp hepsini yıkarız. Evet, evet. Hortumu ben tutabilir miyim? Peppa hortumu tutuyor. Ve baba domuz suyu açıyor. Su nerede ki? Hop, ne yap Peppa, dur. Affedersin anne. Baba domuz lütfen kapat suyu. Paniğe gerek yok, sakin olun. Hay aksi, herkes ıslandı. En azından araba yıkandı. Hepimiz yıkandık. Doğanın seslerini dinlesenize. Bu ses nedir baba? Bu cırcır böceklerinin sesi. Peki bu nedir? Bu bir baykuş. Bak, işte orada. Vay canına. Peki bu ses ne? Ah,
Emin değilim. Babamın midesiymiş. Mide gurultum doğanın en güzel seslerinden biri. Demek şimdi yemek vakti. Domates çorbasına bayılırım. Ben de. Baba domuzun bir başka doğal sesi de bu işte. Ne? Ne dedin? Hadi bakalım çadıra çocuklar, yatma vakti. Hepimiz sığmayız ki. Çadır çok küçük. Merak etme sığarız. Girin siz. Anne domuz biraz daha ilerle. Baba sen çadır için çok büyüksün. Boş ver. Ben dışarıda uyumayı tercih ederim. İyi geceler baba domuz. İyi geceler baba. İyi geceler. İyi geceler millet. Anne domuz, Peppa ve George çadırda uyuyorlar. Baba domuz dışarıda yıldızların altında uyuyor. Kamp yapmaya bayılıyorum. Açık havada yıldızların altında uyumak. Belki o kadar da iyi bir fikir değildir. Sabah oldu. Baba, çadır çok güzel ve sıcacıktı. Aa, babam nerede? Baba domuz gitmiş. Ah, zavallı baba domuz, ıslanıp üşümüş olmalı. Peki nereye gitti? Bu ses de ne? Horlama sesine benziyor. Bir varmış, bir yok. Bir kalede küçük bir prenses yaşarmış. Adı Uyuyan Prensesmiş. Babacığım, adı neden böyleymiş? Onu sonra anlatacağım. Uyuyan prenses güzel miymiş? Evet, çok güzelmiş. Aynada kendine bakmayı çok severmiş. Çok güzelim. Kalede başka kim yaşıyormuş baba? Kalede yaşayan diğerleri küçük prens, kraliçe anne ve kral baba. Evet öyle. Onlar da kalede yaşıyormuş. Kral babanın göbeği büyük müymüş? Tabii ki hayır. O çok yakışıklıymış. Benim gibi. Neyse, bir de ejderha varmış. Dinozor! Dinozor mu? Aa evet, ejderha değil, bir dinozor varmış. Kalenin dışında dev gibi korkunç bir dinozor yaşıyormuş. Aa hayır, belki dinozor o kadar da korkunç değildir baba domuz. Affedersin George. Hayır, dinozor çok nazikmiş. Bir sürü ot yermiş. Baba domuz. Ups, affedersiniz. Dinozor taklidi yapıyordum. Baba, prensesin adı neden Uyuyan Prensesmiş? Şimdi oraya geliyorum. Güneş batmış, sonra yıldızlar ve ay çıkmış. Herkesin çok çok uykusu gelmiş. İki yetişkin, iki de çocuk. Dinozor. Ve bir de dinozor. Peppa uzun zaman önce yaşayan kral ve kraliçenin eşyalarıyla dolu odayı görmek istiyor. Vay canına. Dinozor. Ama George gerçek dinozoru görmek istiyor. Üzülme George. Buradan sonra dinozoru göreceğiz. Peppa, tüm bunlar uzun yıllar önce kraliçeye aitmiş. Bu kraliçenin özel sandalyesi. Buna taht deniyor. Çok güzelmiş. Bu da kraliçenin elbisesi. Bu da çok güzelmiş. Bak Peppa, bu da kraliçenin altın tacı. Vay canına. Ne güzel şeyler bunlar. Anne, kraliçenin televizyonu nerede? O zamanlar televizyon yoktu. Televizyon yok mu? Peki bilgisayarları var mıydı? Hayır, bilgisayarları da yoktu tatlım. Bütün gün ne yapıyorlardı o zaman?
anne, ben kraliçe olsaydım istediğim kadar pasta yerdim. Peppa kraliçe olmayı hayal ediyor. Nefis. Başka bir arzunuz var mı kraliçe Peppa? Evet. Daha fazla pasta lütfen. Elbette. Hadi gelin bakalım. Geliyoruz baba. Baba, ben kraliçe Peppa'yım. Benimle konuşurken eğilmen gerek. Oo, çok özür dilerim majesteleri. Peki sen ne iş yapıyorsun? Ben sizin babanızım. Yağlı ve yapış yapış. Boşa yaygara koparmayın. Evet, bugün hepimizin güneş yağı sürmesi gerek. Hadi George. Hadi bu plastik havuzu şişirelim. Baba domuz plastik havuzu şişiriyor. Çocuk oyuncağı. Peppa hortumu tutuyor ve anne domuz suyu açıyor. Su nerede ki? Peppa ve George plastik havuzlarına bayılıyorlar. Dondurma! Dondurma! Bayan Tavşan dondurma satıyor. Dondurma! Çok sıcak günlerde Bayan Tavşan dondurma satıyor. Anne, baba! George ile bana dondurma alır mısınız lütfen? Sanırım bugün çok sıcak bir gün. Yaşasın! Bana da alır mısın lütfen? Herkes dondurmaya bayılıyor. Merhaba anne domuz, Peppa ve George. Merhaba Bayan Tavşan. Ne tür dondurma istersiniz? Bir kilo alabilir miyim lütfen Bayan Tavşan? Tabii alabilirsin Peppa. Teşekkür ederim. Bana ve baba domuza da aynı dondurmadan lütfen. Genç Bay George ne ister acaba? Dinozor. Dinozor mu? Şapşal George. O gördüğü her şeye dinozor diyor. İyi fikir. Bakalım önce kim toplayacak? Şimdi hazır başla. Biz kazanıyoruz. Hayır, kazanmıyorsunuz. İşte. Aa, bu da ne böyle? Teddy, her yerde seni arıyordum. Çabuk Peppa, Teddy'yi oyuncak sepetine koy. İşte. Şimdi şu kitaplar. Çok güzel oldu. Burada ne var böyle? Dinozor. Evet, doğru. Bu bir dinozor kitabı. Bu George'un dinozor kitabı. Bu bir Tyrannosaur Rex. Tyrannosaur Rex. Evet, öyle. Bu bir Brontosaurus. Brontosaurus. Evet. Ve bu da Triceratops. Triceratops. Aferin sana George. George dinozorları çok seviyor. Baba, George, toplamayı bıraktınız. Yarışı kaybedeceksiniz. Oho, evet, yarış. Hadi George, bunu kitaplığa geri koy. Baba, çok yavaş topluyorsun. Annemle ben kazanacağız. Hayır, biz kazanacağız. Biz kazandık. Hayır, biz kazandık. Hepimiz kazandık. Bakın, oda ne kadar da toplu. Yaşasın. Ne kadar derli toplu bir oda. Çok iyi iş millet.